Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Haşim Hoca. Bir önceki ünitemizde İslam medeniyetini anlatmıştık ve İslamiyet'in yayılmasıyla beraber Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletlerinde bu ünitede işleyeceğiz. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlıyoruz. Türk-Arap ilişkilerine baktığımız zaman arkadaşlar Türkler Hazreti Ömer döneminde Sasani Devleti yani İran topraklarını Arapların eline geçmesiyle ilk komşuluğumuz başladı. Çünkü Sasanilerden sonra Türkler başlıyordu. Hazreti Osman döneminde ise Kafkaslar'da Hazarlar ile ilk kez savaş yapıldı. Emeviler döneminde ise ırkçı politikalardan dolayı İslamiyet'ten Türkler uzak durdular. Abbasiler döneminde 751 Talas Savaşı'nda ortak hareket etmelerinden ve Orta Asya'nın Çin egemenliğine girmesi engellediğinden Türklerle Araplar arasında ilişkiler hoşgörü politikasından dolayı arttı ve İslamiyet'i Türkler kabul etmeye başladılar. Peki Türkler İslamiyet'i kabul ederken hangi benzer özellikler vardı? Bakıyoruz arkadaşlar, gök tanrı inancı yani tek tanrı inancı Türklerde ortak bir özellik görünüyordu. Ahiret inancı, öldükten sonra dirilme İslamiyet'te de vardı. Cennet uçmak, cehennem tamu inançları İslamiyet'te de Türklerde de vardı. Her iki inançta da ruhbanlaşmaya izin verilmemesi. Yani ruhbanlaşma ne demek arkadaşlar? Din adamlarını çok kutsal görmek ve günahsız görmek gibi bir özellik hem İslamiyet'te hem de Türklerde yoktu. Türkler aileye, ahlaka, erdeme, temizliğe önem veriyorlardı ki cihan hakimiyeti ve cihat politikası da ümmetçi anlayışlarına uyuşması, Abbasilerin hoşgörü politikası ve bütün Müslümanları kucaklamış olmaları sayesinde Türkler İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Destek noktasında uçmak, cennet, tamu, cehennem, İslam öncesi Türk inançlarında var olması İslamiyet'e girmeyi de kolaylaştırmış oldu. Tabi Türkler İslamiyet'e girince arkadaşlar İslamiyet'i hem korudular hem de İslamiyet'i yaydılar. Korurken Fatimilerden, Haçlı ordulardan, Bizanslardan, Şii İran'daki Büvehhilerden, Abbas halifelerini korurken ve Moğolların saldırılarından İslam dünyasını korumaya çalıştılar. Bununla beraber Pakistan'a, Hindistan'a, Kafkaslara, Balkanlara hatta Avrupa'ya İslamiyet'i Türkler yaydılar. İslam dünyasında siyasi birliği büyük oranda sağlayıp İslam kültür ve uygarlığını geliştiren Ekberilik, Yesevilik, Mevlevilik gibi akımlarla geliştiren Türkler olmuştur. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu arkadaşlar Karluklardır. Biliyorsunuz Karluklar Talas Savaşı sırasında Abbasiler ile beraber hareket etmişlerdi. Ve Oğuz Türkleri İslamiyet'i kitleler halinde kabul ettiler ve farklı coğrafyalarda devletler kurarak İslamiyet'i yaydılar. Evet, dönüm noktası olan Türklerin İslamiyet'e girişinde dönüm noktası olan Talas Savaşı'na baktığımız zaman Çin, Abbasi Karluk ittifakına karşı bir savaş olmuştur. Batı Türkistan hakimiyeti için yapılan savaşı Abbasi Karluk ittifakı kazandı ve Çin Asya hakimiyeti mücadelesinden çekildi, kaybetti. Türkler arasında İslamiyet fevç fevç yayılmaya başladı. Kağıt ve matbaa kullanımı arkadaşlar Türkler vasıtasıyla İslam uygarlığında yayıldı, gelişti. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu, bakın bu önemli arkadaşlar, Karluklardır. Bakın boy diyor, devlet demiyor. Oğuz Türkleri İslamiyet'i kitleler halinde kabul ettiler ve Oğuzlara artık Müslümanlaştıktan sonra Türkmen denmeye başlandı. Farklı coğrafyalarda İslam dinini kabul eden Berberiler, Acemler ve Kürtler gibi kavimler de oldu. Berberiler biliyorsunuz Afrika'da Emeviler döneminde Araplaştılar.
Kürtler Abbasiler, Kürt aşiretlerinin askeri potansiyelinden yararlandılar. Irak ve Anadolu topraklarında Acemler dediğimiz ise arkadaşlar İran topraklarındaydılar ve İslamiyet'i kabul edip Hazreti Ömer döneminde onları da Müslümanlığa girmiş oldular. İslamiyet'in Türk devlet ve toplum yapısına nasıl bir etkisi oldu? Evet, ilk Türk İslam devletleri olarak Karahanlılar, diğer adıyla da Hakaniye Devleti arkadaşlar kuruldu. Orta Asya'da kurulan, bakın Avrupa demiyor, Orta Asya'da, çünkü Avrupa'da İtil Volga Bulgarları ilk Müslüman Türk devletidir. Orta Asya'da ise Karahanlılarıdır. Karluk, Yama, Çiğil ve Tusi gibi Türkler, Türk boyları bir araya gelerek kuruldu ve kurucusu Bilge Kürkadir Han. Merkez Balasagun'da. Bakın arkadaşlar, burada farklı olan Ötüken değil Balasagun. Satık Buğra Han döneminde ise İslamiyet'i kabul ettiler. Satık Buğra kendisi Abdülkerim unvanını aldı. Bakın burada isim değiştirmek Araplaşmaya doğru giden bir milli benlikten uzaklaşmadır. Ve devletin resmi dini olarak Satık Buğra İslamiyet'i kabul etti. Samanoğullarına son verdiler. Maveraun Nehri yani Seyhun'la Ceyhun Nehirleri arasındaki bu bölge Türklerin eline geçti. Yusuf Kadir Han döneminde bu devletin en parlak, Karahanların en parlak dönemi, oğulları arasında 11 oğluna bölüştüğü için taht kavgaları yaşandı ve Karahanlar doğu batı şeklinde ikiye ayrıldılar. Doğudaki Karahanları Moğollar yıktı, batıdakilerin ise Harzemşahlar son verdi. Peki Karahanların nasıl bir özelliği var dersek arkadaşlar, İslamlaşmaları Araplaşma şeklinde olmadı. Dolayısıyla milli benliklerini korudular. Ne, nasıl derseniz resmi dili Türkçe olarak benimsediler. Eski Türk geleneği olan ikili teşkilat ile yönetildiler. Nasıldı? Doğuda Kaan, batıda Yapgu şeklinde. Uygur alfabesini kullandılar. Bakın arkadaşlar, Arap alfabesini kullanmıyorlar. Uygur alfabesini. Hükümdarlar Han, Kaan, Hakan, Kara İlik ünvanlarını kullanıyorlar. Yani hükümdar, padişah, sultan gibi Arapça ünvanlar kullanmıyorlar. Ve Türkçenin Arapçaya üstünlüğü savunan eserler dediğimiz Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacıbir'in Siyasetnamesi ve Divanü Lügatü Türk, Kaşgarlı Mahmud'un eserleri yazıldı. Karahanlarda ulusçuluk anlayışının göstergesi. Yani ulusçuluk neydi arkadaşlar? Milliyetçilik, Türklüğüne sahip çıkıyorlardı. İlk Türk İslam eserlerini yaptılar. Özellikle kümbet dediğimiz türbeleri, medrese dediğimiz eğitim yerlerini, Darüşşifa dediğimiz hastaneleri ve aynı zamanda devlet yönetim merkezi olan sarayları ve kervansarayların ilki olan ribatları yaptılar. Yani Orta Asya'da ilk defa bu eserleri Karahanlar verdi. Ve aynı zamanda medreselerde bakın bursluluk sistemini başlattılar. Ne demekti bu? Öğrencileri ücretsiz okutmak ve Türk devlet geleneğini de aynı zamanda sürdürdüler. Gaznelilere bakıyoruz arkadaşlar. Karahanlardan sonra kurulan bölgede ikinci Türk devletiydi. Samanoğulların valisi Abtegin tarafından Afganistan'ın Gazne şehrinde kuruldu. Kurulduğu şehirden dolayı ismini alır ve bakın toprak olarak Afganistan topraklarında. Ama Orta Asya'da da Türk topraklarına da bazı bölgelerde hakim oldular. En parlak dönemini Gazneli Mahmud döneminde yaşadılar. Hindistan'a 17 sefer yaptılar. Nereden anlıyoruz? Bakın dikkat edersen arkadaşlar, Hindistan'da var olan tavus kuşunu bayraklarını amblem olarak kullandılar. Ve burada İslamiyet'in yayılmasına katkı sağladılar. Bugün Pakistan, Afganistan gibi ülkelerin, Bangladeş gibi ülkelerin ortaya çıkmasına sebep olan Gaznelilerdir. Ve 1900 yıllarına kadar yaşayan Hindistan'daki Babür Şah Devleti Gaznelilerden sonra kurulmuştur. Yani Afganistan'da bir Türk devletinin kurulmasına katkı sağlayan da Gaznelilerdir. Abbas'ın halifesi Şii Büveyha oğulların tehlikesinden Gazneliler tarafından kurtarıldı.
ve halife ilk kez Sultan Gazneli Mahmud'a Sultan unvanını verdi. Gazneli'den sonra oğlu Sultan Mesut döneminde ise arkadaşlar bölgeye Selçuklular geldi. Onlar da devlet kurdular ve o bölgeye yerleşmek isteyince Sultan Mesut ile savaşmak zorunda kaldılar. İşte o savaş neticesinde Nesa, Seraf ve en sonunda Binkır, Dandanakan savaşını yaptılar. Ancak Gazneliler kaybetti, dağılmaya başladılar. Ve Gazneliler en son Afganistan'ın yerlisi dediğimiz Gurlular tarafından tarih sahnesinden silinmiş oldular. Peki Gazneliler ne yaptılar? Kuruldukları bölgenin adını aldılar. Kozmopolit yani çok uluslu Adana, Mersin, İstanbul gibi bir yapıya sahiptiler. Resmi dilleri Arapçadır. Bakın Türkçenin gelişmesi Karahanlılar gibi olmadı arkadaşlar. Engellenmiş oldu. Bu dönemde yaşayan Firdevsi Şehname'yi Sultan Mahmut'a, Gazneli Mahmut'a sundu. Yani Sultan Mahmut'u öven bir eserdi. İlk Türk İslam devletlerinde Türk devlet geleneğine bakacağız. Türk İslam devletleri devlet yönetiminde Abbasiler ve Samanoğullarından etkilenmişlerdir. İlk Türk devletleri zamanında devleti ifade eden il, bu önemli arkadaşlar, İslam döneminde devleti ve mülkü ifade etmeye başladı. Veraset sistemi İslam döneminde devam etti. Yani bu bir Türk geleneğiydi arkadaşlar. Ülke hanedanın ortak malıdır ve dolayısıyla tahta geçecek kişi baba, amca çocukları ya da padişahın kağanın çocuklarıydı. Cihan hakimiyeti yani dünya hakimiyeti fikri Türklerdeki İslamiyet'te var olan cihat fikriyle birleşti ve Türk İslam fetihleri İslamiyet'i yaymak amacıyla devam etti. Kut inancı ise arkadaşlar İslami dönemde kut inancı neydi dersek Kaan'ın hükümdarın gök tanrı tarafından seçildiğine inanılmasıydı. İşte o seçilmeye inanmaya İslami dönemde Allah'ın takdiri yani bu hükümdar Allah'ın takdiriyle başımıza gelmiştir diye gelişti. Karahanlılar hariç Türk hükümdarları sultan, emir gibi İslami unvanlar kullandılar. Yani buna biz asimilize olmak diyoruz. Türk hükümdarlar İslamiyet'in kabulüyle birlikte Abbasi halifelerinden menşur adı verilen bir onay belgesi almaya başladılar. Yani bu İslami bir onay belgesi haline geldi. Ve bu dönemde tiraz dediğimiz elbise, tevki denen tuğra, nevbet dediğimiz davul, çetir dediğimiz şemsiye, hutbe ve para dediğimiz sikke gibi yeni hükümdarlık alametleri kullanılmaya Türk hükümdarları arasında başlandı. İslami dönemde Türkler arasında arkadaşlar vezirlik makamı da kuruldu. Karahanlılar da buna yuruş deniyordu. Bakın Gaznevilerde de hace deniliyor. Kurultayın yerini divanlar almıştır zamanla ve divanın bulunmasını Karahanlar da Meclis-i Ali adını alıyor. Gaznevilerde vezirlik divanı anlamında divanı vezaret ve Büyük Selçuklu'da divanı saltanat. Daha sonra Osmanlı'da arkadaşlar biliyorsunuz bu Divan-ı Hümayun adını alacak. Nedir peki divan? Devlet işlerinin görüşüldüğü, karara bağlandığı bir yerdi. Ve hukuk sistemine bakıyoruz. Hukuk sistemi iki temel saç ayağına dayanmıştır. Birisi örfi hukuk, biri de şer'i hukuk. Arkadaşlar İslamiyet'e girmekle beraber artık şer'i hukuk da Türklerin hayatına girmiştir. Çünkü İslam dini kurallarından oluşuyor, değişmiyordu. Daha çok medeni, toplumsal, ekonomik yaşamla ilgiliydi. Temsilcisine Kadıyıl Kudat deniyordu. Kadıyıl Kudat. Bir de örfi hukukumuz vardı ki gelenekler ve hükümdar kararlarından oluşuyordu ki daha çok devlet hayatıyla ilgilidir ve töresel dediğimiz şeydir. Ancak bu örfi hukuk İslami hukukun önüne geçemez ve İslami hukuk ölçüsünde olması gerekiyordu. Temsilcisine de emiri dat denmiştir.
Kadı bu dönemde örfi ve şer'i davalara bakar, hükümdar kadı kararlarına karışmaz. Bu yönden adaletin koruyucusu ve dağıtıcısı hükümdar olur. Örfi hukuk şer'i hukuka tabidir. Arkadaşlar bu önemli. Yani şer'i hukukun önüne geçmiyor, İslam hukukuna göre hareket etmek gerekiyor. İlk Türk İslam devletlerinde orduya bakıyoruz. Ordu arkadaşlar Türklerin vazgeçilmez bir temel dayanağıydı. Ve İslami dönemde onlu sistem dediğimiz ordu millet anlayışı ve Turan taktiği aynen devam etmiştir. İslami dönemde hassa birlikleri dediğimiz padişahı, hükümdarı koruyan seçkin birlikler ve gulamlar, ücretli birlikler. Ancak bu ücretli birlikler arkadaşlar başka milletten toplanmış ücret asker manasında değil. Yeniçeri gibi devşirme usulüyle yetiştirip sonra görev yaparken ücret verilen birliklerdi. İlk de askerleri de toprak üzerinden gelen askerleriyle Türk ordusu güç kazanacak ve gulamlar devşirme askerleri ilk kez karahanlılar kullanacak. Daha sonra Gaznelilerde, Selçuklarda devam edecek. Osmanlı'da Yeniçeri devşirme adıyla arkadaşlar zirveye çıkacak. Karahanlı ordusuna bakıyoruz. Saray muhafızları vardı. Padişahı korur, hükümdarı korur. Hassa ordusu vardı ki hükümdara bağlı ücretli askerler. Yani bunlar aylık maaşlarını alır. Osmanlı'daki ulufe gibi. Bir de ikta sistemiyle oluşan eyalet askerleri vardı. Gaznelilerde ise ağırlıklı gulam askerleri. Yani Osmanlı'da kapıkulu dediğimiz askerler Gaznelilerde gulam şeklinde sarayı ve sultanı koruyordu. Eyalet askerleri ikta sisteminde gelen askerler ve ücretli birlikler ve gönüller. İşte arkadaşlar şu ücretli birlikler Gaznelilerin başka milletlerden parayla tuttuğu askerlerdi ki bu askerler biliyorsunuz Gaznelilerin kısa ömürlü olmasına sebep olacak. Bir de Türk İslam Devletleri'nde ilk edebi eserlere bakıyoruz. Bunlardan birincisi Kutadgu Bilig, mutluluk veren, aynı zamanda siyasetname özelliği taşıyan bir eserdir. Yusuf Has Hacip tarafından. Arkadaşlar Yusuf Has bunu yazdıktan sonra Has Hacip unvanıyla bu siyasetnameyi padişaha verdiği bilgilerden ve derslerden dolayı saraya vezir yapıldığı için Hacip denmiştir. Ve İslami dönemde ilk Türkçe eserdir. Mesnevi türünde yazılmış bir eserdir. Ve bir de var ki Araplara Türkçeyi öğretmek için yazarı Kaşgarlı Mahmut olan Divan-ı Lügat-ı Türk'tür. Aynı zamanda ansiklopedik bir özel eserdir. Sözlüktür ve 7500 beyitten oluşan Türkçe beyitlerden Hakaniye Türkçesiyle yazılmış bir eserdir. Divan-ı Hikmet ise Ahmet Yesevi, Pir-i Türkistan diye bildiğimiz ve bölgede birçok tasavvuf ehli ve Anadolu erenlerini yetiştiren kişinin yazmış olduğu nasihat eseridir. Edebi bir eserdir. Atabetül Hakaik ise arkadaşlar yazarı Edip Yüknek, Ahmet Yüknekli'dir. Kutadgu Bilig'in devamı olarak kabul edilir. Yani siyasetname özelliği tanışır. Ancak bununla beraber bir ahlak kitabıdır. Evet arkadaşlar, konularımız burada bitti ve bundan sonraki konularda yine devam edeceğiz. Sizlerin bizleri dikkatle takip etmenizi ve konuları o döneme hayalen gitmekle aklımızda daha kalıcı hale getirmeyi tavsiye ediyorum. Ve bununla birlikte kanalımıza da abone olmanızı sizden rica ediyorum.